bu ayakkabıyı niye içeri aldı? Bunu bilen birisi olması lazım ki bu kızımız eve her geldiğinde kapıya Kapının ayakkabısını dışında mı bırakıyor ya. çıkarırdı, içinde mi? Kapının dışında ayakkabısını çıkartıp içeri girer, ayakkabısını alıp portmantonun. Yani sokak kapısının bitiminde hemen portmanto var. Niye mutfağa koysun da İşte portmantoya bahsettiğim koymasın? şey şu. Yani bu tabii bir okuma, yanlış anlamayın. Evet, estağfurullah. Bu bir sizin tarafınızdan, çok yakınlarınız tarafından bilinen bir ayrıntı. Herkes bunu bilmiyor ki. Yani çember daha mı dar demeye çalışıyor Murat Bey de? İlginç bak. Sen Biz kendini tarif et. Biz de koşarak eve girdik. Beni ulaştırmadılar yukarıya. Çağla'nın babası emekleyerek çıkmış merdivenlerden. İlk önce Çağla'yı bulunca yaşıyor mu diye bakmış. Sonra eteğini örtmeye çalışmış. Şimdi basın gelecek babalık içgüdüsüyle. Evet. Sonra delilleri bozuyorum diye kaldırmış tekrardan. Ve evin içi, buzdolabı dahil, balkon dahil, gardıropların içi dahil insan aramış. Kızımızın Çağla, olduğu yerde kan yokmuş. Evet, Çağla, şimdi ben görmedim olay yerini. Babası gördü. Babası. Hı hı. O da kan revan içindeymiş. Duvarlar her taraf. Tamam, orada orayı temizleyecek bir şey olmamış. Muhtemelen zaten orada öldürülmüş yani Çağla. Yani orada kan olmamasını ben bir veya iki darbeyle Çağla hayata son verilmiş. Evet. Bir suça karışmayan, parmak izi olan şahıslar da o veri bankasına girdiğinde daha sonra X bir devlet kurumunda parmak izini verdiğinde kerhen vermiş olsa bile işte daha sonradan tekrar bu eşleşmeler yapıldığında bu olaylar bir şekilde ortaya çıkacak. Yani teknoloji sürekli ileriye gidiyor ve biz teknolojiyi de artık işte satın da alıyoruz gerekirse. Bu konuda da uzman olan işte Amerika var, İngiltere özellikle olay yerine ilgili çok ciddi anlamda ileri noktaya gidiyor. Ve bizim tabii burada sadece asayiş şubeyi değil, beraberinde hareket eden kriminal daire diye bahsettiğimiz, yani olay yerine ilk intikal eden arkadaşlarla ilgili. Ama biz şuna geliyoruz aslında, Türk polisinin bu konuyla ilgili, hani belki vatandaşlar niye 15 yıldır 20 yıldır bekliyor diye tabir ediyoruz. Eskisi gibi değil artık, yani olması gereken noktadayız. Yani biz maddi delilden artık nereye doğru gidiyoruz? Suçluya doğru gidiyoruz. Hı hı. Evet, biz polis olarak bazen şunu içimizden söylüyoruz. Ya, ben biliyorum ki bu adam bu işi işlemiş yani. Ama yok işte elimizde bir demin söylediğiniz siz gibi. Siz de anlıyorsunuz. Evet. Biz de yani siz zaten işin profesyonelisiniz ama biz bile artık bu kadar olay takip ede ede. Dün sizin burada söylediğiniz her şeyi biz avukatımızdan cümle cümle kurduk. Daha hiç detay belli değildi. Hatta dedik ki. Burada şimdi şöyle bir ayrıntımız da var. Şimdi biz her olaydan sonra orada elde ettiğimiz donenin üzerine gitmeye başlarız. Evet. Yani aslında biz her seferinde bir basamak ileriye, bir basamak. Aslında burada şöyle bir ayrıntı var. Neden teknoloji sürekli ilerliyor? Çünkü o sırada işlenen konu her neyse o sıradaki elimizdeki bulgular, doneler, kitler buna yetersiz kalıyor ise yeni bir kit, yeni bir teknoloji üretmek zorunda kalıyoruz. Her seferinde olay da aslında bize bir şey öğretiyor. Yani tabii. Bu olayda elimizdeki doneler diyoruz ki yeterli değil. Neden demek ki çözemediğimizin şeyi bize yeni bir çözüm noktasına ulaştırıyor. Evet. Şimdi mesela Çağla'nın olayında Murat Hocam şöyle bir sıkıntı var. Biz orada delillerin toplanma noktasında bazı hatalar olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve maalesef ki artık burada hata var demek zorunda kalıyoruz. Şimdi tabii burada olay yeriyle adı gibi olay yeri şeyle ilgili söyleyeyim. Olay yerinin en önemli noktası olay intikal ettikten sonra olay yerine gelen ilk ekiptir. Bu illa polis olmak zorunda değil. Bir vatandaş olarak da oraya geldiğiniz zaman buradan da bir toplumsal da bir mesaj verelim. Kesinlikle olay yerine girmemeleri gerekir. Hiçbir şeye dokunmamaları gerekir. Çünkü dokunduğunuz her yer, daha önce varsa orada bir parmak izi, varsa başka bir nokta, onu çürütme noktasına gidebilir. Yani istemeden bunu yapabilirsiniz.
Veya işte girersiniz, adamın ayak izi vardır. Bir adım atmış, geri çekilmiştir. Siz de bir adım atarsınız, geri çekilirsiniz. Ayak izi bozuldu, gitti. Belki de elimizdeki tek done oydu. Şimdi burada olay yerindeki tabii arkadaşların, onlar da sürekli eğitim alan ve uzun süreli bir eğitimleri var. Yani olay yerindeki arkadaşlarımız yaklaşık 3,5-4 aya yakın bir eğitim alıyorlar ki çok ciddi anlamda. Daha sonra da kendi uzmanlıkları ile ilgili ayrıca bir eğitim daha alıyorlar. Kolay bir yer değil. Yani orada ciddi anlamda kafa yormak lazım bu konulara. İşte muhtemelen sizin olayınızda da olay yerine ilk intikal edenler, artık her kimse o, bilemiyorum onu. Kim onlar? Apartman komşuları. Evet. Girmişler mi oraya? İkincisi de karakol polisi. 155'e haber vermişler karakol polisleri. Ama karakol polisi gelip de öldüğünü tespit edince odayı, evi falan kapatmamış. Açık. Bütün komşular evde. Herkes girip ne oldu diye bakıyor hocam. Yani şimdi olacak iş işte, mi? Yani yok, şimdi tabii burada sizin söylemlerinizle ancak konuşabilirim burada. Bir kere ilk hata, tabii vatandaşlara çok da bir şey söyleyemiyorsunuz. Niye? O panik halinde insanların orta şekilde içeri girmesi, çıkması gayet normal. Şok anı işte. Biz ona şok anı diyoruz. Hı hı. O şok anında girdi çıktı. Eyvah, burada bir cinayet işlenmiş, bir şey var, ölü var vesaire durumlarda. Şimdi her personel aynı düşüncede değil. Yani o bilgi problemimiz var maalesef. Çok da açmadan söyleyeyim orasını. İşte o bilgi probleminde olaya intikal ettikten hemen sonra muhafaza altına alması. Fakat biz de hem vatandaşlar hem de farklı kesimlerden bir merak konumuz var bizim. Yani ne oldu bir bakalım deyip işte bir geliyorlar, bakıyorlar. İşte o bakmalar, girmeler, çıkmalar olay yerinde elimizdeki doneleri maalesef alıyor ve götürüyor yani. Ne yapmak lazım? Konunun muhatabı olan kimse, onların orada işlem görmesi lazım. Onun dışında herkes zaten olay yerine ilgili nereye gideriz? İlk kelime şudur. Olay yerine intikal ettiğinizde güvenlik çemberini alın ve kimsenin buraya girmesine müsaade etmeyin. Ama şimdi bunu konu komşu bilemez tabii Murat Bey. Yani burada oraya gelen ilk kolluk kuvvetinin bu ortamı sağlamış olması gerekiyordu. Doğru, ve hiç kimseyi içeri sokmaması gerekiyordu. Baba dahil. Baba dahil. Nasıl seni sokmadılar? Evet. Hani senin ruhun dayanmaz, kalbin dayanmaz o diye sokmadılar. O anlamda sokmadılar beni. Ama sen de girebilecektin yani eğer birileri akıl edemeseydi bunu. Yukarıya olan sevdim, girecektim. İşte burada bir kusur var. İşte burada hata var. Evet, şimdi burada o belki var, de orada Çağla'nın birçok delilinin istemeden yok edilmesine sebep olmuş olabilir. Peki orada bazı doneler var okunması gereken. Şimdi zaten bizim içimizi acıtan o dediğiniz DNA, tırnak DNA'sında 14 sene sonra... Ay bu da böyle bir şey varmış. Bu bile yani hani bizim içimizi acıtıyor. Şimdi Murat tabii Bey. Orada oradaki DNA'da elimizde şüpheli olacak ki oradaki eşleşmeyi yapalım. Eşleştirmeyi yapalım. Veya daha sonra velev ki o konuya muhatap olan o şahısın X bir konuyla ilgili daha sonra bir yerde bir DNA'sı savcılık kanalıyla alınıp bir veri tabanımız var mı DNA ile ilgili? Veri tabanımız var, yok değil ama o veri tabanının işlemesi hani çok da kolay değil. Mesela parmak izinde biraz daha hızlı ama DNA ile ilgili mutlaka bir eşleştirmeye de bir ihtiyacımız var. Ama teknoloji ilerliyor, o DNA bankamız maalesef hani Amerika'da şimdi falan Murat var bu. Bey, daha çünkü yani, doğar doğamaz DNA verisi bankaları oluşturuyor. DNA eşleştirecek kimse yok karşımızda ama... Çağla vefat ettiğinde de o DNA vardı. 14 yıl sonra bulundu. İşte bakın orada orada onun acısı o. 14 sene kimse fark etmemiş Murat Bey onu. İşte zaten bahsettiğimiz şey o da. Bakın teknoloji gittikçe ilerliyor. Metodolojimiz de değişiyor. O gün yapılmayan bugün yapılıyor. Belki bugün yapılmayacak olan şey bir 10 yıl sonra neden yapılmadı deyip o gün de yapılacaktır. Belki de o tarihte yapılsaydı tabii, o DNA ile varsa orada toplanan şüphelilerden alınacak olan DNA ile eşleşseydi belki bir yerlere doğru gidebilirdik. O da olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu şu demek değil. Yani işte bakın bu şey, bu konular aslında işte bu faili meçhullerle ilgili ciddi korku oluşturuyor. Yani eyvah işte birileri bir yerlerde şimdi diyecekler acaba ben bizimki de çözülecek mi diye. Bizimki de çözecek mi? 10 yıl önce ben de buna benzer bir şey Murat yapmıştım. Murat Bey bizim çok dikkatimizi çeken bir şey olmuştu. Şimdi siz olay yerini daha rahat okuyabildiğiniz için. Çağla'nın ayakkabısının bırakıldığı yer bizim çok ilgimizi çekti. Çünkü Çağla, biz sorduk Gülnur ablaya, gelir gelmez kapıda hep ayakkabısını çıkartan bir çocuk. Nerede bulundu o ayakkabı? Mutfakta bulaşık makinesinin önünde. Nizamlı bir şekilde konulmuş. Orada bulunmuş. Nizamlı şimdi, bir şekilde konmuş. Evet, yani, evet. Böyle sarılmamış, oraya konmuş. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi bu kelimeyi ben çok önemsiyorum. Her insanın bir hayatının olağanı vardır. Standart yapmış olduğu hareketler vardır.
Bu da onlardan bir tanesi. İşte gelirdi standart olarak onun hayatının olağanı içerisinde kapıya koymaktı. Buraya koyması onunla beraber birinin gelmiş olabileceğini veya onun evde olmadığını göstermesi için belki de içeride ne yaşanacaksa, çünkü ayakkabıyı gördüğünüzde aklınıza ne geliyor? İçeride birisi var. Hı hı. Ayakkabıyı görmedik, dışarıda bir onun ayakkabısı yok. O zaman içeride kimse yok. Yani içeride şahsın rahat bir şekilde hareket edebilmesi için, içeride kimsenin olmadığını göstermek için ayakkabının da olmaması lazım. Peki ben mesela şeyi de düşünüyorum. Bir tanesi o. Evet. Peki ya o ayakkabıyı, bu katliamı gerçekleştiren kişi bir mesaj gibi, hani olur ya böyle garip, bizim onların ruhlarını anlamamız biraz zor. Tuhaf ruh halleri oluyor. Sanki o bir şey için bir mesaj gibi de konulmuş gibi düşündüm ben. Yani bu kurguyu Çağla'nın yaptığını ben zannetmiyorum. Evet. Çünkü Çağla açmış kapıyı. Kimse o. Yani ayakkabıyı Çağla çıkarmış yine. İşte bahsettiğim şey o zaten. Ne mesaj vermiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi içeride bakın Çağla kapıyı açıyor ya. Yani sizin söylediklerinizden yola çıkıp benim okumalarımdan yapıyorum. Evet. İçeriye girdiği zaman kendi ayakkabısını ve Çağla'nınkini de getirecek ki içeride o geçen sürede bu ev boştur imajını verip içeride rahat rahat hareket etmesi için. Başkalarına karşı, başkalarına karşı. Bir anlatabiliyor muyum? Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Evet, kapıda birisi var, içeride birisi var diyeceksiniz ama içeride kimse yok. O kendisi için bir güvenli zaman dilimi oluşturuyor. Ayakkabı da bunlardan bir tanesi ama bana başka bir ayrıntı daha getiriyor. Bu ayakkabıyı niye içeri aldı? Bunu bilen birisi olması lazım ki bu kızımız eve her geldiğinde kapıya kapının dışında mı çıkarırdı ya. İçinde mi? Kapının dışında ayakkabısını çıkartıp içeri girer, ayakkabısını alıp portmantonun. Yani sokak kapısının bitiminde hemen portmanto var. Niye mutfağa koysun da İşte bahsettiğim şey şu. Yani bu tabii bir okuma, yanlış anlamayın. Evet, estağfurullah. Bu bir sizin tarafınızdan, çok yakınlarınız tarafından bilinen bir ayrıntı. Herkes bunu bilmiyor ki. Yani çember daha mı dar demeye çalışıyor Murat Bey de. İlginç bak. O yüzden özellikle sordum. Bu yani benim çok dikkatimi çeken bir detay oldu. Şimdi neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Yanlış anlamayın sakın. Şöyle bir yani şimdi. Ya da beraber mi geldiler eve? O da olabilir. Şimdi programlara her katılan orada masum değil. Telefona her katılan masum değil. Tabii. Bazen suçun içerisinde olup çok rahat da yanıltmak için de bunu yapabilirler. Hatta gelip size destek olurlar. Hatta cinayeti işleyenlerin çoğu daha sonra işte o farklı noktalardan dolayı bilemediniz 48 saat içerisinde geliyor ve cinayet mahallinde gezmeye başlıyor. Yani o işte o kan çekiyor bir şekilde. O çok sık rastlanan, çok da bir sık şey. Rastlanan bir şey. Yok işte o zaman hatta gelip cenazeye gelir, mezarına gelir tabii, falan öyle bir şeyler. Şimdi bakın geriye dönük zaten yapılan tahkikatları da bazen keşke her bulunduğumuz bu cenaze merasiminde orada bir kamera olsa da kayıt altına alsak bu ve benzeri durumlarda. Tabii. Kendi maalesef etkisiz hale getirdiği şahısların cenazesine katılan onlarca örneği var yani. Tabii tabii. Sonradan geri dönüp baktığınız zaman onu garip psikiyatristler bilir yani. Ya, evet. Onun öyle bir alt metni var. Hepsi evet, geliyor. Ya olay yerine geliyorlar polis oradayken, uzaktan seyredenlerden biri oluyorlar. Ya da dediği gibi cenazeye geliyorlar. İşte orada çok ilginç. Orada bir aksaklık varsa kendisiyle ilgili, yapmış olduğu bir hatadan dolayı o hatasının görünüp görünmeyeceğiyle ilgili bir endişe ve şüphe duyuyorsa gelip acaba o polisler acaba onu bulabilecek mi? Ben şurada tabii bir hata yaptım. İşte orada duruyor. Murat acaba Bey şey diyorlar psikiyatristler. Bazıları da eseriyle övünmek için oraya geliyor. Doğru. Evet. Yani enteresan bir, bizim onların zihnine girebilmemizin imkanı yok. Çok yok. Tuhaf bir zihin yapıları var. Evet. Yani bu bir hastalık. Yani, çok o psikiyatrik şeye girdiğimizde çok fazla detay var. Onun için ben de hocama sordum. O ayakkabı. Evet. Bak enteresan bir şey söyledi. Evet. Ben de şu an onu uydurdum. Belki de birlikte geldiler yani. O zararsız biri gibi düşünüp kapıyı açıp içeri buyur ettiği biriydi belki. Hiç aklımıza öyle bir şey gelmedi çünkü. Bazen bakıyorsunuz kapıda zorlama yok. Hiç yok zaten. Hiç yok. Kendi açmış zaten. Evet. Üst kilidi. Kendi o ses duyulmuş. Kilidin açılma sesi. Şimdi bakın bahsettiğim şey o. Yani hiç zorlama yok. Evet. Bir tanıdık olması lazım. Veya kendisine güven duygusu verecek olan birisi olması lazım. Ve bu haneyi de bilen birisi olması lazım ki bu ayakkabı hadisesini yapabilmesi için mutlaka bir bilgiye ihtiyacımız var burada. Ben bazen tespitlerim genelde şunu yaparım. Bu ve benzeri olarda yani insana birine yumruk atmak istiyorsanız biraz yakına gelmeniz lazım. Yani. Evet. Uzaktan yumruk atılmaz. Yani. Tabii. O cepheyi yakınlaştırman lazım. Yani bunu neden söylüyorum? Bu
Bu ve benzeri önemli noktalarda örnekleme yapıyorum. 5 kişiyiz, konuya bakıyoruz. 4'ümüz tamamen bir taraftan bakıyoruz. Birimiz diyoruz ki hiç alakası yok. Çok başka bir pencereden bakıyoruz. Bakmak da zorundayız. Bakmadığınız takdirde bir yerlerde duran yanlış bakış açısıyla var olan doğruları görmezlikten gelebilirsiniz maalesef. Tabii. Bu farklı bakış açısına ihtiyacımız var. Doğru.